Fetullahçılar dediğiniz e, yapının e, e, arka planı, hazırlığı e, ve e, yöntemi e, çok e, sofistike, çok e, kurumsal, e, çok da e, tırnak içinde iyi kurgulanmış bir yöntem. Ve bunun arkasında hayli geniş bir ağ yatıyor network var. Yani bu ağın bir parçası da yöneticiler oldu bir zamanlar. Yani bunu da itiraf ettiler. Yani ne istedik de vermediler dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Yani bu bu bir itiraf da aslında. Efendim. Ama e, onların boşalttığı yeri bu anlamda doldurmak için hazırlıklı olan herhangi bir tarikat ve grup yok. Zaten şu anda asıl korkulan da bu olmalı. Niye? Hazırlıklı olmadığı halde doldurmaya kalkınca iki kere tahrip yapıyor. Hmm. Peki yani tahribat daha büyük oluyor. Ama o boşluğu görüp o boşluğun verdiği iştahla o boşlukta şimdi bir güç var. Orada bir güç üretiliyor. Orada bir iktidar alanı üretiliyor. Orada bir efendim. Ee, ee, e, ekonomi üretiliyor. Hem de ciddi bir ekonomi üretiliyor. Denetim dışı üstelik bu ekonomi efendim kayıt dışı ve bu kayıt dışı güç, kayıt dışı ekonomi, kayıt dışı iktidar, kayıt dışı dinle destekleniyor. Benim ilgilendiğim alan burada o kayıt dışı din. Ben kayıt dışı dine yani yeraltı dinine efendim illegal dine ee, Yönettiğim eleştiriler aslında onlar tarafından dini imiş gibi sanki e, dine karşı bir eleştiriymiş gibi işte mesela sünneti savunuyorlarmış gibi yapıyorlar. Aslında onlar benim eleştirdiğim noktayla ilgilenmiyorlar. Benim eleştirdiğim nokta onların kayıt dışı ekonomisini, kayıt dışı iktidarını, kayıt dışı güçlerini düşürecek. Asıl ilgilendikleri nokta orası ve onlar bunu söylemiyorlar. Ya bu bizim kayıt dışı ekonomimize ket vuracak, bizim kayıt dışı iktidarımıza ket vuracak, illegal e, e, efendim gücümüze ket vuracak demiyorlar ki öyle olacak. Benim eleştirdiğim, zira bütün bunların hepsi o kayıt dışı üretilmiş, benim uydurulmuş din dediğim, e, yani e, Kur'an'ını e, taşlıyorlar, Kur'an'ın üstüne attığı taşların üstüne hadis yazıyorlar. E, Kur'an'ın üzerine attıkları taşların üzerine efendim tasavvuf yazıyorlar. Kur'an'ın üzerine attıkları taşların üzerine tarikat yazıyorlar. Kur'an'a attıkları taşların üzerine sünnet yazıyorlar ben bunu eleştiriyorum. Bu taşlarla Kur'an'ı taşlıyorsunuz üstüne hadis yazıyorsunuz, üstüne sünnet yazıyorsunuz. Peki bir başka ha. olaya geçmek istiyorum. Yani istiyoruz. özür dilerim Pardon. burada e, Tabii. To toparlayayım. Benim asıl eleştirdiğim noktaya onların aldırdıkları falan yok. Onu görüyorum işin özünde. Onların derdi o kayıt dışı gücü kayıt dışı o e, iktidarı, kayıt dışı ee, efendim ekonomiyi kurtarmak çünkü orada çok büyük bir pasta var.